Savunma sanayisinde görev alan ana ve alt yükleniciler, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu sistem ve ekipmanları gelişen teknolojilere uygun olarak yerli imkanlarla karşılanması için faaliyetler yürütüyor. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi Dora Makina'da sahip olduğu kabiliyetlerle savunma, havacılık ve uzay sanayisine, enerji ve medikal sektörlerine yönelik metal veya metal olmayan, grafit, plastik ve benzeri özel malzemelerden oluşan makine teçhizat, aksam ve yedek parçaları istenilen standartlara uygun yüksek hassasiyette üretiyor. Dora Makina son olarak havan, obüs gibi silah sistemlerinin istenen noktaya atış yapabilmesine katkı sağlayan bir milyem ölçer geliştirerek bu çözümü patentiyle tescilledi. Bir açı ölçüsü olan milyem, topçu atış hesaplamalarında askerler tarafından kullanılıyor. Milyem ölçer de genellikle askeri alanlarda atış yapılırken atıcının milyem açısının ayarlanmasını sağlıyor. Buluşa konu milyem ölçerde yer alan 3 konsol ile hem kaba hem hassas ayar yapılabiliyor. Dora Makina kurucu ortağı Bekir Sağlamyürek, yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır Aselsan ve Roketsan gibi şirketlerin stratejik ortağı olarak savunma sanayisine hizmet ettiklerini söyledi. Yerleştirdikleri milyem ölçerin 1940-1950'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri tasarımı bir çözüme dayandığını anlatan Sağlamyürek, üzerinde çalışılmadığı için de bugüne kadar aynı şekilde geldiğini belirtti. Ürünün güncel ihtiyaçları karşılamadığını, hassasiyetinin daha iyi seviyeye getirilmesi gerektiğini dile getiren Sağlamyürek, bu yönde çalışma yaptıklarını, mevcutta iki kişi tarafından kullanılabilen milyem ölçeri mıknatıslı yapıyla tek kişinin kullanabileceği hale getirdikleri kaydetti. 10 kilometrede 16 metre, 40 metre ve 200 metre sapma yapabilecek 3 ayrı su terazisi koyup bunların üçünün ayar sağlayabileceği bir seviyeye getirdik. Zaman varsa 16 metreye kadar hassas ayar yapılabiliyor. Acele varsa çok daha hızlı alttaki ayarlarla atış yapılabiliyor. Bu havan, obüs gibi yükseklik ayarı yapılan tüm mühimmat atan sistemlerin kullanabileceği bir çözüm. Prototip üretimini yaptık, tasarım ve çizimlerini bitirdik. Mevcut milyem ölçerin birden fazla kişi tarafından kullanılabilmesi, 800 milyemden sonra diğer yüzünü çevirmeye ihtiyaç duyulması gibi dezavantajlara sahip olduğuna işaret eden Bekir Sağlamyürek, geliştirdikleri çözümün 1600-1700 milyeme kadar ayar ve açı iznini pratik bir şekilde yüksek hassasiyetle verdiğini vurguladı. Sağlamyürek, kullanım sırasında milyem ölçerin istenen açıda ayarladıktan sonra mıknatıslı yapısı sayesinde silah sistemine tutturulduğunu, yükseklik ayarıyla istenen açıya ulaşıldığında atışın gerçekleştirildiğini anlattı. Obüs ve havan gibi silah sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığını ve bundan sonraki süreçte milyem ölçeri bu kullanıcılarla buluşturmaya çalışacaklarını ifade eden Sağlamyürek, bugüne kadar tüm kullanıcılardan ortaya koydukları çözümün pratik ve basit olduğu yönünde geri dönüş aldıklarını aktardı. Savunma sanayi, bir ülkenin bağımsızlığının ve güvenliğinin temel taşlarından biridir. Bu sektördeki yerli üretim, sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda stratejik bir gerekliliktir. Bir ülkenin savunma ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılaması, dışa bağımlılığı azaltır ve milli güvenlik açısından kritik bir öneme sahiptir. Yerli üretim, uluslararası arenada yaşanabilecek kriz veya ambargolarda ülkenin elini güçlendirir ve savunma kabiliyetini sürdürülebilir kılar. Yerli üretim, teknolojik bağımsızlığın yanı sıra Ar-Ge çalışmalarını teşvik ederek ülkenin teknolojik gelişimine katkı sağlar. Bu sayede savunma sanayi alanında uluslararası rekabetçiliğimiz artar ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine öncülük edebiliriz. Savunma sanayinde yerli üretim ekonomiye doğrudan katkı sağlar. Yatırımlar yerli sanayiyi güçlendirir ve yüksek teknoloji gerektiren bu alanda nitelikli iş gücüne olan talebi artırır. Böylece istihdam olanakları genişler ve ülke ekonomisine pozitif yönde katkıda bulunur. Yerli üretim, milli güvenlik politikalarının ve savunma doktrininin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynar. Kendi savunma sistemlerimizi geliştirerek, milli güvenlik stratejimizi bağımsız bir şekilde belirleyebilir ve uygulayabiliriz. Devletin, yerli savunma sanayini teşvik etmesi ve desteklemesi gerekmektedir. Bu destek, vergi indirimleri, teşvikler ve Ar-Ge yatırımları şeklinde olabilir. Yerli sanayinin gelişimi için gerekli altyapının oluşturulması ve sürdürülebilir bir ekosistemin kurulması büyük önem taşır. Yerli üretim, uluslararası işbirliklerine de kapı aralar. Yabancı firmalarla yapılan ortaklıklar ve teknoloji transferi anlaşmaları, yerli sanayinin gelişimine katkıda bulunurken, aynı zamanda uluslararası ilişkilerimizi de güçlendirir. Yerli üretim, yenilikçiliği ve rekabeti teşvik eder. Yerli firmaların geliştirdiği yeni teknolojiler ve ürünler, dünya pazarında rekabet edebilirliği artırır ve ülkenin savunma sanayindeki konumunu güçlendirir. Türk savunma sanayinin bağımsızlığı, ulusal güvenliğimizin teminatı ve teknolojik ilerlememizin itici gücüdür. Bağımsız bir savunma sanayi, uluslararası ilişkilerde manevra kabiliyetimizi artırır ve dış politikada daha etkin bir rol oynamamızı sağlar.
Kendi savunma ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek, dışa bağımlılığı azaltır ve ulusal güvenliğimizi pekiştirir. Savunma sanayinde bağımsızlık, teknolojik gelişmeyi de beraberinde getirir. Yerli Ar-Ge çalışmaları, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini ve ulusal teknoloji birikimimizin artmasını sağlar. Bu birikim, savunma sanayinin yanı sıra sivil sektörlerde de kullanılabilir ve geniş bir teknolojik gelişme yaratır. Ekonomik açıdan bakıldığında, bağımsız bir savunma sanayi, yüksek katma değerli ürünlerin üretimini mümkün kılar. Bu ürünler, ihracat potansiyelimizi artırır ve döviz girdisi sağlar. Ayrıca, yerli üretimle dışarıya olan bağımlılığımız azalır ve ekonomik özerkliğimiz güçlenir. Yerli savunma sanayinin gelişimi, geniş bir istihdam yelpazesi sunar. Savunma sanayindeki bağımsızlık, nitelikli iş gücüne olan talebi artırır ve genç mühendislerimiz için kariyer fırsatları yaratır. Bu, ülkemizin nitelikli insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirme şansı verir. Uluslararası rekabetçilik, bağımsız bir savunma sanayinin getirdiği bir diğer avantajdır. Yerli ürünlerimizin dış pazarlarda rekabet edebilirliği artar ve bu da ülkemizin dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunur. Ayrıca, yerli savunma sanayi ürünleri, uluslararası alanda ülkemizin teknolojik yeteneklerini sergiler. Milli güvenlik, bağımsız bir savunma sanayinin en önemli faydalarından biridir. Kendi savunma sistemlerimizi geliştirme ve uygulama kabiliyeti, her türlü dış tehdide karşı bizi daha dirençli kılar. Bu, ulusal güvenliğimizi her türlü dış etkiye karşı korur. Ar-Ge ve inovasyon, bağımsız bir savunma sanayinin olmazsa olmazlarıdır. Yerli savunma sanayi, bilimsel araştırmalar ve teknolojik yenilikler için gerekli olan yatırımları artırır ve ülkemizin bilgi birikimini güçlendirir. Bu, ulusal teknoloji gelişimimizi hızlandırır ve sürdürülebilir kalkınmayı destekler. Milli birlik ve beraberlik, bağımsız bir savunma sanayinin sağladığı manevi faydalardandır. Yerli ve milli ürünlerimize sahip çıkmak, ulusal kimliğimizi ve bağımsızlığımızı pekiştirir. Bu, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirir ve ulusal gururumuzu artırır. Son olarak, Türk savunma sanayinin bağımsızlığı, geleceğimizi şekillendirecek ve kuşaklar boyu sürecek bir miras olacaktır. Bu bağımsızlık, stratejik, ekonomik ve teknolojik açılardan birçok fayda sağlar ve ülkemizin uluslararası arenada güçlü bir oyuncu olmasını sağlar.